Deniz, tehlike yaratabilen bir ortamdır. İleri teknolojiye sahip modern gemilerde bile deniz kazaları hala olabiliyor. Çatışma, yangın ve geminin denize kaynaması gibi kazaların hemen hepsinde gemiyi terk olayıyla karşı karşıya kalınabilmektedir. İnsan hayatı tehlikede olduğunda bütün gemi adamları kendilerine ve meslektaşlarına karşı olan sorumluluklarını bilmek durumundadırlar. Bu filmler SOLAS kısa adıyla söylenen Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi'nin kesim 3 kapsamında yer alan iş başında eğitim el kitabıyla SCCW Sözleşmesi'nin şart koştuğu gerekler konusunda gemide mevcut kişisel sağ kalma kılavuzunun bütünleyici eki olarak hazırlanmıştır. Bu kaset, gemiyi terk ettikten sonra hayatta kalma konusunu ele almaktadır. En iyi can filikanızın geminiz olduğunu söyleyebilmek oldukça zordur. Bu yüzden ancak kaptan emir verdikten sonra gemi en son çare olarak terk edilmelidir. Gemiyi terk etmeden önce GMDSS cihazının tehlike kanalları devreye alınır. Çoğunlukla Inmarsat ve DSC yardımıyla bir ya da birden fazla kanal üzerinden alarm verilir. Kazazedeler can kurtarma aracına bindikten sonra kurtarılana kadar o aracın içinde yaşam sürdürecekleri konusunda hazırlıklı bulunmalıdır. Can kurtarma aracına binmeden önce üzerlerine ekstra giysi ve başlık kuşanarak ıslanmama konusunda her çabayı göstermelidirler. Suya indirilir indirilmez araçtakilerin öncelikle yapacağı iş gemiden hemen uzaklaşıp diğer araçlarla bir arada toplanmak ve deniz demirini suya vermektir. Vücutta sıvı kaybının önlenebilmesi için istisnasız herkes deniz tutma hapını yutmalıdır. Denizde birden fazla can kurtarma aracı varsa bunlar birbirine bağlanmalıdır. Motorlu araçların görevlerinden biri budur. Böyle bir ortamda karşılaşılabilecek 4 temel tehlike vardır. İlki boğulma. Bu dakikalarla ölçülen süreç sonrasında ölümcüldür. İkincisi vücut sıcaklığının korunamaması. Bu birkaç saat içinde ölümle sonuçlanır. Üçüncüsü su eksikliği. Bu durumda ölümün gelmesi birkaç günü bulabilir. Sonuncusu da yiyecek eksikliği. Bu durum ancak birkaç hafta sonra bir tehdit oluşturur. Kazazedelerin yapması gerekenler şöyle sıralanabilir. Önce boğulmaya ve dış etmenlere karşı kendini korumak, sonra kurtaracak olanlara yerlerini bulmaları için yardımcı olmak, üçüncüsü de su ve yiyecek stoklarını idareli kullanmak. Özetle korunma, kaza yeri, su ve yiyecek. If you'd like to just check around you, make sure the raft is okay, check for any leaks. Boğulmaktan korunma, can kurtarma araçları sayesinde sağlanır. Bu sebeple bu araçların kondisyonlarının muntazam denetlerle sürekli şekilde izlenmesi hayati önem taşır. Dış etmenlere karşı korunma ise farklı iklimlerde farklı sorunlar ortaya çıkarır. Sıcak iklimlerde güneşin sıcaklığı vücudun sıvı kaybını hızlandırır. Bu da vücudun su kaybetmesine yani dehidrasyona hatta sonrasında vücut sıcaklığının artması yüzünden ölümüne yol açar. Başka deyişle güneş yarması. Soğuk iklimlerde ise kazazedelerin soğuktan etkilenmelerini önlemek ve hem de ısı kaybının önüne almak için can yelekleri ve termal koruyucu giysiler giyilmelidir. Kazazedeler tam kapalı ya da yarı açık can filikalarında dış etmenlerden yeterince ve iyi şekilde korunurlar. Sıcak iklimlerde deniz koşulları el verdiği ölçüde filikanın kaportası ya da serdümen lumbuzu havalandırma için açılabilir. Soğuk iklimlerde dış etkenlerden korunmak çok önemlidir. Barınma ve giyinme vücudun ısı kaybını azaltmak bakımından gereklidir. Isı kaybı önlenemezse vücut sıcaklığını aynı seviyede tutabilmesi için gereken yeterli ısıyı üretemez ve sonuç hipotermidir.
Kazazedeler önce ellerini, sonra kollarını ve bacaklarını kullanamamaya başlar. Bunu isteksizlik, sonra da bilinç kaybı izler. Ve sonrasında da ölüm. Dış etkenlere karşı ilk savunma giyinmeyle olur. Giysiler vücudu bu tür etkilere karşı yalıtır. Kumaş, vücutla arasında kalan ince hava cebi sayesinde vücuttaki ısıyı içeride tutar. Fakat bu yalıtma kuvvetli rüzgar ortamında ve daha fazla olarak da suyla ortadan kalkar. Isı kaybı aynı sıcaklıktaki havaya göre suda 26 kat daha fazladır. Dolayısıyla giysi ıslandığında yalıtma özelliği de kaybolur. Okay, this guy looks a bit of in trouble. He's got a wet t-shirt. You two like to get his t-shirt off. Yeah. And we'll pass that to Dave to bring out. Bu yüzden ıslanan giysiler çıkartılmalı ve suyu çıkana kadar iyice sıkıldıktan sonra giyilmelidir. Filika kaportaları kapalı tutulmalıdır. Kazazedeler ıslanmama ve birbirlerini ısıtma konusunda her türlü çabayı göstermelidir. Sağ kalmayı sürdürebilmede, boğulmadan sonra gelen öldürücü etmen soğuktur. Okay, do I wipe the floor? And then once you've wiped the floor, pass it down. Kurtarma aracına dolan sular çamçak ve süngerle dışarı atılmalıdır. Süngerlerden birine ayırarak cansalı çadırında veya filikanın iç kısmında oluşacak yoğuşumu biriktirmede kullanın. Sular temizlenince, yani araçtan denize atılınca, eğer taban şişmeyse soğuk hava veya deniz şartlarında bu taban şişirilmelidir. Araçtakiler ısınmak için filikanın dengesini bozmadan birbirlerine iyice sokulmalıdırlar. Kazazedeler ara ara şoka girme, hipotermi, aşırı depresyon, şaşkınlık, umutsuzluk ve olası panik gibi durumlara maruz kalabilirler. Onların hayatta kalma şansları eğitimlerine, uyguladıkları talimlere, iradelerine, var olan ekipmana ve yaşama isteklerine bağlı olacaktır. Bunları lider konumundaki kimsenin bu konudaki davranışları büyük ölçüde etkileyecektir. Beyin gücü, beden gücünden genellikle daha etkili olacaktır. Olaylara pozitif bir şekilde yaklaşabilenler, bu olguyu diğerlerine de yansıtmalıdır. Herkes ekip anlayışıyla hareket edecek şekilde organize olmalı ve meşgul edilmelidir. Bilgi ve yönlendirme konusunda hayatta kalma el kitabına başvurunuz. En az bir kişi aracın içinde ve bir kişi de dışarıya gözcülük yapacak vardiya düzeni oluşturulmalıdır. Vardiyalar 24 saat üzerinden tutulmalıdır. Özellikle dışarı gözcülük yapanlar için nöbet değişimi sık sık olmalıdır. İçerideki gözcü yaralı personelle ve can kurtarma aracının durumuyla ilgilenir. Araçtakilere düzenli olarak yoklama yapılması iyi bir uygulama olabilir. Bu kazazedelerin hipotermiden ya da fazla karbondioksitten etkilenip etkilenmediklerini anlamaya yardım eder. Karbondioksit miktarı hızla artabilecektir. Bu yüzden can salının düzenli olarak havalandırması zorunludur. Dışarıdaki gözcülük kurtarma gemileri ve uçak ya da bir kazazede olup olmadığının görülmesi için yapılır. Bay ya da bayan, gözcünün vardiyası sırasında can kurtarma aracının bulunduğu yeri bilme gibi ikinci öncelik konusunda sorumluluğu ve kontrol görevi vardır. EPIRB, SART, radar reflektörü ve VHF radyoları gibi cihazlar, kazazedelerin olduğu yeri belirleme konusunda kurtarmaya gelenlere yardımcı olacaktır. Dışarıyı gözetleyen kişi, kurtarmaya gelenleri onların can kurtarma aracını fark etmelerinden daha önce görebilir. Bu yüzden kazazedeler bütün işaret gereçlerini hazırda bulundurmalıdır. EPIRB uydusu kurtarmacı kurumları hem uyaracak hem de can kurtarma aracının tam yerini onlara bildirecek şekilde tasarlanmıştır. EPIRB, mevki belirleyici acil durum radyo beacon'ı karşılığı İngilizce sözcüklerin kısaltılmışıdır. Kurtarmacı kurumlara sağladığı yararlardan ötürü bu cihaz, geminin en önemli güvenlik ekipmanları arasında yer alır.
uydu epörpleri, Global Denizcilik Tehlike ve Güvenlik Sistemi diye Türkçeleştirilen GMDSS'e uymak için geminin taşıması gereken ekipmanlardan biridir. GMDSS, Inmarsat ve Sarsat adlı iki uydu sistemiyle bunların yer istasyonlarından oluşur. Sahil radyo istasyonları, kurtarma koordinasyon merkezleri ve tüm gemiler bu düzenin unsurlarıdır. Bir EPIRB cihazından gelen tehlike sinyali ister Sarsat EPIRB'ünden isterse Inmarsat EPIRB'ünden alınsın, önce yer istasyonlarına sonra da kara hattı üzerinden en yakın kurtarma koordinasyon merkezine ulaştırılır. Sarsat ve Inmarsat EPIRB'leri gemi batsa da suyun üzerinde serbestçe durabilecek şekilde tasarlanmıştır. Kendiliğinden çalışmaya başlar. Böylelikle hiç kimse tehlike sinyali çekmemiş olsa bile mesaj gönderme yoluyla uyarma sürer. EPIRB'ün her iki çeşidi gemiden de tehlike sinyali göndermek için çalıştırılabilir. Inmarsat sisteminde acil durum ihbarının sahil tesisine erişmesi yani cevaba geçme süresi 1-2 mil hata payıyla 2-3 dakikadır. Sarsat EPIRB'ünde ise cevaba geçme ortalama süresi 10 mili bulabilen hata payıyla 90 dakikadır. Yine de kurtarmacı kurumların olay yerine fiilen varma zamanları yerel koşullara bağlı olarak değişecektir. Kısaltması SART olan arama kurtarma radar transponderi GMDSS ekipmanının bir başka parçasıdır. Bu cihaz can kurtarma aracına taşınır ve öyle devreye alınır. Gemi radarı tarafından tetiklenene değin pasif halde kalır. Menzil yeterliği sağlamak için cihaz deniz seviyesinden en az 1 metre yukarı donatılmalıdır. Birçok kurtarma botunda bu cihazın özel kelepçeleri yerine takılı durumdadır. SART, kurtarmacı kurumların can kurtarma aracının yerini noktasal bulabilmeleri konusunda yardımcı olacaktır. Kurtarmacıları görene kadar piroteknikleri kullanmayın. Çünkü bunların mevcudu sınırlı sayıdadır. Daima kullanım kılavuzunu onları kullanmadan önce iyice okuyun. Her piroteknik kendi su geçirmez ambalajındadır. Nasıl kullanılacağı kutusunun üstünde açık şekilde yazar. Bunların hepsi kendiliğinden tutuşma özelliğine sahiptir. Gece ya da gündüz etrafta bir gemi görüldüğünde aydınlatma paraşütü kullanılmalıdır. Bu işaret fişeği 300 metreye kadar yüksekliğe çıkabilme ve en az 40 saniye aydınlatabilme özelliğine sahip olmalıdır. Bütün can kurtarma araçlarında bunlardan 4'er tane bulunur. Duman kandilleri gün içinde hem gemilere hem de uçaklara aracın bulunduğu yeri göstermede kullanılmalıdır. Filikanızda ya da can sağınızda bu işaret gerecinden 2 tane bulunması gerekir. Bu malzemeler sakin havada 3 dakika duman çıkartma ve suyun üstünde kalabilme özelliğine sahiptir. Ne var ki bu gereçler 6 boforun üzerindeki rüzgarlarda pek etkili değildir. El maytapları salt kısa mesafeli işaretler içindir. Araçta 6 tane bulunmalıdır. Bunlar en az 1 dakika boyunca yanar. Kullanma talimatına uygun davranıldığında yanan bir nesnenin üzerine düşürülürse bile can kurtarma aracı için bir tehlike oluşturmamalıdır. Diğer bir işaret aracı heliograf da denen aynadır. Güneş ışığını yansıtarak iş gören bu basit aletin en az 5 mil etkin görünme mesafesi vardır. Korunma ve aracın yerini bilme konusunda öncelikler düzene girince sıra hasta ve yaralılarla ilgilenmeye gelir. Bu işin ehline bırakılması en iyi yoldur. Ancak işe yatkın personelin yokluğu durumunda kanamayı durdurma, şoktan ve soğuktan etkilenenleri koruma konularında önlem almaya çalışın. İlk yardım çantasında bandaj, antiseptik krem, ağrı kesici tabletler ve ilk yardım kılavuzu bulunur. Şok, herhangi bir ciddi yaralanma sonrası ortaya çıkabilecek çöküntü halidir. Bu durumda hasta sıcak tutulmalı, düz yatırılmalı ve eğer bilinci yerindeyse midesinden rahatsız olanlar dışında
Sık sık ve fakat çok az su verilmelidir. Çok soğuk iklimlerde soğuk çalması olası bir tehlikedir. Organlarda donuk lekeler görüldüğünde ya da hissedildiğinde meydana gelir. Sonuçları ağır olabilir. Ayakta kalanlar hem kendilerini hem de diğerlerini sürekli gözlem altında tutmalıdırlar. Dışarıdaki gözcülük bu nedenle sürekli değiştirilmeli. Gözcüler sıcak tutan başlık giymelidirler. So how are you doing? All right, but my hands. Kan dolaşımını hızlandırmak için hareketli olun. Gerekiyorsa masaj yapın. Sıcak elle ufak yerler ısıtılarak açılabilir. Ayak gibi büyük kısımlarsa başkalarının giysilerinin içine sokularak ısıtılabilir. Kan dolaşımı arttığında vücutta şiddetli ağrılar duyulabilir. Bunu dindirmek ya da hafifletmek için ağrı kesiciler alınmalıdır. Soğuk ortamda can kurtarma aracındaki termal koruyucu giysi ya da ısı ve su geçirmez tulumu giymelisiniz. Try to stop that freezing up. It's okay. How's your nose? Tingling a bit, like a burning sensation in it. Okay. Bir sonraki öncelik şu durumdur. Vücudun sıvı dengesini ayarlamak için kan kaybına uğrayan ya da yanığı olan kişiler dışında kimse ilk 24 saat içinde hiç su içmemelidir. Drink it with one of these beakers, which is here. Acil durum paketindeki su toplananla takviye edilebilir. Can salı çadırının yüzeyinde ilk biriken sular tuzlu olabileceğinden ya da boya ve talk pudrası içerebileceğinden toplanmamalıdır. Toplanan suyun tümü kontrol edilmeli ve içmeye uygun değilse biriktirilmemelidir. Aşırı şekilde yoğuşma olabilir. Tuza bulaştırılmamış süngere bu yoğuşum emdirilerek biriktirilmelidir. Bazı cansallarında tuz ayıştırıcı aparatlar vardır. Ancak bunlar belli miktarda suyu tatlı su haline dönüştürebilir. Diğer araçlarsa portatif ters ozmoz pompasıyla donatılmıştır. Bunları devreye almadan önce kullanım kılavuzunu iyice okuduğunuzdan emin olmalısınız. İlk 24 saatte herkes işlevi sürdürecek yeterli vücut sıvısına sahip olduğu için sıvı kaybını artırıcı eylemlerden kaçınacaktır. Ayrıca can kurtarma aracında herkesin ne durumda olduğunu iyice bilmelisiniz. İlk 24 saatten sonra günde herkese çeyrek ya da yarım litre su istihkakı dağıtılmalıdır. Bu istihkakın güneşin doğuşunda, gün ortasında ve güneşin batışında olarak 3 eşit aralıkta dağıtılması uygun olur. Su istihkakı yavaş yavaş ve suyu yutmadan önce ağıza bir süre beklettikten sonra içilmelidir. Su, vücuttan tuzun atılması için gereklidir. Sakın tuzlu su veya idrar içmeyin. Bunlar vücutta ters etki yaparak içenleri olası dehidrasyon yani su kaybı etkisine göre daha hızlı ölüme taşıyacaktır. Az su alındığı için idrar koyulaşacaktır. Su stoku yeterli olmadığı sürece karbonhidratlı besinler dışında diğer besin maddeleri alınmamalıdır. Vücut sağlığı tam olan bir kimse, yemeksizin bir ay ya da daha fazla süreyle yaşayabilir. Bu yüzden asıl endişelenmesi gereken husus, yiyecek değil, sudur. Alkolün ne hipodermi tedavisinde ne de hayatta kalma mücadelesinde hiçbir şekilde yeri yoktur. Bu yüzden araca getirilmişse hemen uzaklaştırılmalıdır. Şişelerini yağmur suyu biriktirmek için saklayabilirsiniz. Sigara içme bir problem doğurabilir. Yanan sigara, can salı ve can filikası için potansiyel bir tehdittir ve kullanmayanlar tepki gösterebilir. Araçtaki serdümen sigara içenlerin sigaralarını paylaşmaları konusunda ısrarcı olmalıdır. Zira stoklar eridikçe gerilim çıkabilir. Konforsuz bir araçta olunsa da orada yaşama şansınız sudaki bir kimseye göre çok daha fazladır.
Kendini tek başına suda bulan kazazedeler için korunma ve bulunduğu yeri bilme konusundaki öncelikler aynen geçerlidir. Ana tehlikeler boğulma ve ısı kaybıdır. Suyun sıcaklığı 33 santigrat derecenin üzerinde olmadığı sürece vücut ısısını suya verir. Bu yüzden olabildiğince az hareket edin. Ayakkabılarınızı ya da botlarınızı çıkartmaya uğraşmayın. Onlar size izolasyon sağlayacaktır. Enerjinizi bunları çıkartmak için sarf etmeye değmez. Soğuk suya ilk girişinizde soğuk şoku yaşayacaksınız. Solumanız ve kalp atışlarınız ilk 5 dakika içinde hızlanacaktır. Bu durum geçene kadar yüzmeyin ve olabildiğince az hareket edin. Bu arada elbisenizin el ve ayak bilekleriyle boynu saran kısmını iyice sıkıştırarak vücut ısınızı korumaya çalışın. Dalgalı ortamda ağız ve burnunuzu serpintilerden uzakta tutmak için sırtınızı rüzgara ve dalgalara dönün. Hareket etmek enerji tüketir. Suyun elbisenizin içine girip çıkmasını kolaylaştırarak vücutta ısı kaybını da arttırır. Bacaklarınızı birleştirin ve sakin olun. Dizlerinizi bükerek yukarı çekin ve kollarınızı vücuda yapıştırın. Az yüzün, enerjinizi tüketmeyin. Yakanızı kaldırarak boynunuzu koruyun. Hepsinden iyisi yanınızda bir şapka bulundurmanızdır. Çünkü baş ve boyun vücudun en fazla ısı kaybına uğradığı yerlerdir. Denizde birden fazla kazazede varsa koşullar el verdiğince birbirlerine yakın bulunmalıdır. Bu dalga hareketini keser, vücudun ısı kaybını azaltır ve kurtarmacıların daha kolay görmesini sağlar. Kendinizi birbirinize bağlamayın. Sadece bir can yeleğinin ışığını yanık tutun. Diğer yeleklerin ışıklarını söndürebilirsiniz. Hayatta kalabilmek için moralli olmak, yaşama sıkı sıkıya sarılmak, sıcak ve kuru kalmak ve de suyu tedbirli kullanmak son derece önemlidir. Dört önceliği daima hatırlayın. Korunma, bulunduğunuz yer, su ve yiyecek. Geminizdeki can kurtarma ekipmanlarının hepsine aşina olmak durumundasınız. Role cetvelinde gösterilen görevlerinizi iyi bildiğinizden emin olunuz. Geminizin genel acil eylem planını iyice inceleyin. Role talimlerinin ve eğitimlerinin hepsine katılın. Gemiyi terk çok ender gerekebilir. Ancak denizde çalışanların karşılaşabilecekleri bir tehlike her an söz konusudur. Sadece aptallar denizden korkmaz. Yine sadece aptallar en kötü durumlara hazırlıklı olmak için iyi eğitim görme, uygun teçhizatı kullanmayı bilme gibi hususlara gerek görmezler. Geminizdeki eğitim el kitabını iyi okuyun. Bu video serilerini tekrar tekrar izleyin. Hayati durumlarda kendinize ve meslektaşlarınıza karşı görevleriniz bulunmaktadır. Bunları yerine getirebileceğinizden emin olun.